Merhaba, burası Çeşme Altınkum plajına giriş. Evet, Altınkum plajı, Halk plajına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel, kumu da çok güzel, deniz de çok güzel. Deniz biraz soğuk. Soğuk deniz sevmiyorsanız burayı tercih etmiyorum. Denizi gayet soğuktur. Şöyle gördüğünüz gibi ağaçlık, ormanlık bir alan içinde çok güzel bir koy. Burada istediğiniz gibi ailecek piknik yapabileceğiniz yerler de mevcuttur. Burası Halk Plajı. Yan tarafında biçler de bulunur. İsterseniz şezlong olan biçlerde de oturabilirsiniz. Bakın, çadır da kurmuşlar ve bu hasırlı tarafın yan tarafta biçler bulunmaktadır. Kamp yasak ama uzak yerlerde tabii ki biraz daha serbest oluyor. Yani gelip gitmeleri biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi deniz çok güzel. Burası da plaj olan kısmı. Başta gördüğünüz gibi Halk Plajı ve yan tarafında da biçler sıralanmış durumda. Deniz, hatırlatayım tekrar, deniz çok soğuk. Ve çok geç derinleşen bir denizi var bunun. Ama çok temiz. Kumu çok güzel. Çocuklar için 10 numara bir deniz. Pikniklik alan içinde 10 numara. Evet, burada güzelce bir piknik de yapabilirsiniz. Doğayla iç içe, ailenizle gelebileceğiniz harika bir yer. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Localara da gidebilirsiniz. Bakın, burada salıncak ve benzeri şeyler, aktif zillerde de bulunabilirsiniz. Ama deniz harika.
Videomda son veriyorum. Şöyle tekrar bir göstereyim. Videoya son veriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Burası da Altınkum'un biç olan kısmı. Evet. Çok güzel değil mi Ayza Deniz? Gördüğünüz gibi kenarda localar var. Localın arkasında da şezlonglar var. Çok güzel bir plaj. Şu anda saat öğlen sıcağı hafiften gelmeye başladı ve deniz de bayağı bir ısındı. Evet, çok temiz bir plajı var. Harika. Denizin içinde böyle küçük küçük salıncaklar da kurmuşlar. Çocuklar rahatla yüzebilir. Çünkü çok fazla derin değil. Yani yüzme bilmiyorsanız fazla açılmayın. Çünkü rüzgar bazen terse de gelebiliyor. Terse gelip suratınıza da rüzgar çarpabiliyor. Bu şekilde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada da bir su sporları mevcut.
Evet, küçük bir halk plajına daha geldik. Gerçekten altın kumun kumsalı ve denizi harika. Yani ben Ilıca plajındansa bu plajı tek geçerim. Buradaki localar daha güzel galiba. Tam denizin içinde. Şimdi geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bir çöl kumu var resmen.
Şimdi Altınkum'un bir diğer tarafı taşlık olan kısmı, yani kayalık olan kısmına da bir göz atalım bakalım. Buralar nasılmış? Evet, burada da böyle kum sevmeyenler için direkt kayalıktan girmek isteyenler için birebir. Ama burada böyle küçük koylar da var. Çok güzel. Küçük koylar da var. Böyle küçük küçük. Arabayla buraya kadar da gelebiliyorsunuz. Çadır kurma şansınız var. Gördüğünüz koyunun çadırı koymuş arkadaş. Çok güzel bir tercih yapmış bence. Burada da küçük bir koy var. Buraya da güzel bir çadır kurmuşlar. Harika bir koy. Evet, bakın. Çok güzel. Karşı taraftaki koy da çok güzel. Oraya da hem arabayla hem buradan yürüyerek de gidebilirsiniz. Yani Altınkum'a geldiğiniz zaman çok fazla alternatifle karşılaşacaksınız. Hem yeşilliğe, hem doğaya, hem plaja, her şeye burada doyacaksınız. Thank you.
Evet, bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni ve abone butonuna basmayı unutmayın.